karın geldim olayı da çok önemli. Siz diyorsunuz ki bazı durumlar tabii ki hastanın karnındaki probleme göre ya bıçak altına yatabiliyor ya da liposuction gibi. Hani biraz daha tabii ki onun da zorluğu var ama daha hafif ameliyat sistemiyle de diyorsunuz ki bu sorunu ortadan kaldırabiliyoruz. Önemli olan hastanın hangi konumda daha iyi göründüğü. Evet. Değil mi? Yani tabii dediğiniz çok doğru. Kişiye göre yöntem değişir. Tabii. Soruna göre tabii ki bir de karındaki. Bravo. Soruna göre. Yani bazı hasta vardır ki artık hani sarkmış deri, fazlalık bir deri vardır. Tabii ki estetik. Onu hani karın germe ameliyatıyla çıkartıp atmak düşünülür. Bazı hasta vardır, tamam birazcık sarkık deri vardır ama çok fazla değildir. Onda tam karın germe değil de mini karın germe dediğimiz bir yöntem düşünebilir. Bazı hasta vardır, fazlalık yoktur deride ama yağ kütlesi çok fazladır. O da bir göbek görüntüsü yaratıyordur. O zaman liposuction yeterli olur. Bazı hasta vardır, hem yağ fazlası vardır hem de az bir gevşeme vardır karnında. Onda da artık son senelerde lazer liposuction diyebiliriz. O çok etkili olabilir. Yani kişiye göre bunlar kombine de edilebilir. Evet. Mesela mini karın germe artı yanına lazer liposuction ya da mini karın germe normal liposuction gibi kişinin durumuna göre karar verilecek şeyler var. Konular var orada.